Körfezleri anlaşıldı. Hareket saatiniz 15.43. Mimar Sinan Mahallesi. Mehmet Akif Ersoy Cami içi. 55 yaş. Genel durum bozukluğu. Merkez dinlemedi. Sağlık ocağında çalıştığımız bir gün dönemin acil sağlık hizmetleri şube müdürü Bülent Karabaş'ın ertesi gün Kocaeli Devlet Hastanesi acil serviste toplantıya çağırmış olduğu bilgisi geldi. Ertesi gün toplantıya gittiğimizde benim gibi yaklaşık 13-14 kişinin çok net ne olacağını bilmeden orada toplanmış olduğunu gördük. Bülent Bey geldiğinde arkadaşlar bugün Kocaeli 112'yi kurduk cümlesinin arkasından bir iki dakika içerisinde atlatılan şaşkınlık sonrasında Doktor Ali Damar, sağlık memuru İlker Uslu ve sürücü Kazım Ersöz bugün nöbetçisiniz. Bu odanız, bu telefonunuz, dışarıdaki var olan zaten o dönemler çok fazla imkanlar yok. Bir tane kırmızı şeritli ambulansta görev aracımız olarak nöbete başlamış olduk. Süreç ilerlemekteyken yaşanan o tüm Türkiye'yi yasa boğan 99-17 Ağustos depremi esnasında şartlara uyum sağlayabilmek adına çok hızlı bir şekilde büyümek zorunda kaldık. Yaklaşık birkaç saat sürmeden o günün şartlarında resmi olarak 5 olan istasyon sayısı 15'e kadar ulaşmıştı. Çünkü haberi alan ve kendi artı ailesinin güvenliğinden emin olan bütün personeller acil servise gelerek hizmete hazır olduklarını söyleyip buldukları ilk ambulansa 3 kişi olarak binip hizmet vermeye başlamışlardı. 1999 yılı depreminin Kocaeli 112'nin gidişatına olan çok önemli etkilerinden bir tanesi de depremde kaybettiğimiz rahmetli başhekimimiz Doktor Serhat Deniz'dir. Ki o gün nöbetteyken, devam etmekteyken yakalanmıştım zaten. Herkes geldi, felaket şekilde bir yaralı sirkülasyonu, teknolojik olarak çökmüş bir acil servis, karşılanamayan hastalar acil servisin önüne kaldırımlara ve hatta karşıdaki okulun bahçesine bile yatırılan yaralılar arasında hepimiz işimizi büyük bir ciddiyetle, hızla yapmaktayken içimizden de bir sessizlik hakimdi. Bunun nedeni her durumda, her dönemde, her önemli olayda mutlaka ve mutlaka telsiz frekansına giren Serhat Bey'in sesinin henüz duyulmamış olmasıydı. Dolayısıyla 112 çalışanları olarak ara ara göz göze gelmekte ama birbirimize bunu soramamaktaydık. Derken ertesi gün öğleye doğru o acı haber hepimize ulaştı. Serhat Bey'i kaybettiğimiz bilgisi geldi. Hepimiz yasımızı, hüznümüzü içimize atarak çalışmaya, onun için çalışmaya diyebilirim hatta, devam ettik. 112 ile tanışmam 1998'in Haziran ayında trafik acil yardım olarak başladık Körfez bölgesinde. İlk ambulansımız EBE 97 eski Ford'lardandı. Kapısı kapanmıyor, iplerle tutuyoruz, sileceklerimiz çalışmıyor. Hatta soğuk havalarda sağ olsun sağlıkçı arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız vakalarda su bile döküyorduk yani giderken sıcak su alıyorduk yanımıza. Fakat çok mutluyduk çünkü hayat kurtarıyorduk. İnsanların bir nevi ihtiyaçlarına karşılık veriyorduk. Hatta bir anımı anlatacağım o EBE 97 ile alakalı. Herekeviye düğünde İstanbul istikameti trafik kazası, buzlanma var, kar var. Tersten bize emniyet tersten soktu. Dedi ki buradan girin. Girdik. Vakayı gördük 150-200 metre ileride. Fakat arkadaşlar diyorum ki yani bu fren ya tutar ya tutmaz. Herkes dua etmeye başlasın dedik. O ara frene bastık, kaya kaya gittik tam vakanın yanında, Allah yardım etti. Durduk, vakamızı aldık. O dönemlerden kalan küçük bir bilgiyi de aktarmak isterim size. Zamanında çıkarttığımız 112 bülteni içerisinde aylardan bir tanesinde bir soru sormuşuz.
Sorun ne olduğu çok önemli değil. İlginç olan yanı şurası. Soruyu doğru cevaplayanlar arasında yapacağımız çekilişle kazanacak olan bir kişiye ödül olarak bir airway ve bir ışık kaynağı vereceğimizi ilan etmişiz. Şimdi 2019 yılında günümüze baktığımda bu elbette ki hepinize geldiği gibi bana da çok komik gelmekte. Dönemin şartlarının bugüne kadar çok hızlı bir şekilde değiştiği, geliştiği çok net olarak gözülmekte. O dönem resmi olarak 5 olan istasyon sayısı şu an 46'lara ulaşmış durumda. O zaman yine rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Işığı bol olsun. Rahmetli Cemal abimiz 7/24 bütün ambulansların hiç durmadan göreve devam edebilmeleri için elinden gelenin fazlasını, hatta birkaç kişinin elinden gelenin fazlasını yaparak devamlılığı sağlarken şu anda ciddi bir oluşumdaki teknik personel ekibimiz, gerek sarf malzeme depolarımız, gerek envanterlerimiz, gerek yedek araçlarımız, gerekse yönetici kadromuzla devamlılığı sağlamak çok daha kolaylaşmış durumda. İlk başladığımız yıllarla bu zaman arasında gerçekten teknolojik olarak da, sistem olarak da, fiziki şartlar olarak da çok fark var. Yani o zamanın şartlarında dediğim gibi ambulanslarımız, bir tane ambulansımız var. Arıza yaptığı zaman hatta bir gün dahi beklediğimiz veya iki gün istasyonu off ettiğimiz dönemler yaşadık. Çünkü yok ambulans yoktu. Fiziki şartlarımız gerçekten şu güne bakıldığı zaman çok kötüydü. O zamanlar gerçekten yeni bir oluşum, yeni bir heyecan. Ama bu seviyeye gelene kadar birçok badireler atlatıldı. Birçok her gelen ekip, her gelen arkadaşlar güzel şeyler yaptı. Ben çünkü işin başından beri buradayım. Şimdikiler nasıl uğraşıyorsa eskiler de gerçekten o zamanın şartlarıyla uğraşıyordu. 98 yılında bütün her şeyin olduğu 6-7 metrekarelik bir odadan şu anda her bir istasyona ait 70-80 metrekarelik kullanım alanına sahip imkanlara gelirken amacımız, çalışma hedefimiz olan yaşayanların 112 olan güvenini, beklentilerini yerine getirdiğimizi bütün arkadaşlarım adına zannedersem söyleyebilirim.